Sevgili dostlarım merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bir canlı yayında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, canlı yayındayız. Telefonlarımız açık. Bizi arayabilirsiniz, benimle konuşabilirsiniz. Dua isteklerinizi paylaşabilirsiniz. Pek çoğunuz bana yazıyorsunuz ve bugün dua isteklerinizi tekrar okuyordum programa başlamadan önce. O kadar hastalıklarla boğuşanlarınız var. O kadar çocukları hasta olan, özürlü olanlarınız var. Eşi aldatmış olanlarınız var. Onun acısını taşıyorsunuz bazılarınız. Pek çoğunuz bunalımdasınız. Fakat bütün bu karanlık mektupların, dua isteklerinin yanında bir de dua isteği gerçekleşmiş, mucizesini almış değerli izleyicilerim yazıyor. O beni çok mutlu ediyor ve ben bugün diyorum ki arayın, Rabbi kalbinize davet edin. Bir duayla kutsal ruhu kalbinize davet edin. Bugün kutsal ruhtan bahsedeceğiz. Bu kutsal ruh kim? Tanrı'nın ruhu. Her yerde, her an, her şeyi bilen, her yerde olan. Kesinlikle siz ve ben sadece, şeytan dahi, iblis dahi, onun cinleri dahi aynı yerde, aynı anda olamayız her yerde. Fakat sadece bir yerde olabiliriz. Çünkü biz yaratılmışız. Fakat bizi yaradan her yerde, her anda olan onun ruhu var. Ve o bizim onun ruhunu üstümüze dökmek istiyor. Bizim içimizde yaşamak istiyor o ruh. Bizim içimizde yer almak istiyor, tahtını kurmak istiyor. Ve bunu ancak ve ancak İsa Mesih'in sayesinde yapabiliriz. Biz İsa Mesih'i bir duayla kalbimize çağırdığımız zaman koskoca bir adam İsa Mesih yürüyüp gelip içimize girmiyor. Hayır. Onun ruhu, Tanrı'nın ruhu içimizde, kalbimizde yaşamaya başlıyor. O gerçeğin ruhu bize gerçeği öğretiyor. Bize dayanma gücü veriyor. Bize yaşam gücü veriyor. Bize güçlüklerle boğuşma gücü veriyor. Belki bütün güçlükleri hayatımızdan kaldırmıyor bir anda. Ama o gücü bize veriyor. Sabretme gücünü veriyor. Bir de meyveleri var. O meyveler o kadar güzel ki. Bize verdiği meyveler var. Huzur meyvesi var. Sevinç meyvesi var. Sabır meyvesi var. Bütün bu meyvelerini bize veriyor. Bir de verdiği hediyeleri var kutsal ruhun. Bu hediyeler öğretmenlik yapma hediyesi, mucizeler gerçekleştirme, hastaları iyileştirme hediyesi, ölüleri diriltme. O kadar çok büyük güçle geliyor ki kutsal ruh hayatımıza geldiği zaman. Ve bugün sizin bu güce ihtiyacınız var. Ben bugün aramanızı istiyorum, belli sebeplerden dolayı aramanızı istiyorum. Özellikle sesleniyorum. Eğer bugün hayatınızın lanet altında olduğuna inanıyorsanız arayın. Her tuttuğunuz iş iyi gitmiyorsa, kısmetiniz tamamıyla kapanmışsa arayın, bugün mucize için dua edeceğiz. Ama eğer İsa Mesih kalbinize daha kutsal ruhu çağırmadınızsa bunun için dua edeceğiz. Bu duayı ettiğiniz zaman, tövbe ettiğiniz zaman, kutsal ruhu kalbinize davet ettiğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bütün lanetleri kırıyorsunuz. Bugün hayatınızdan lanetlerin kırılmasının günü. Bugün beraber telefonlara sarılın, telefon edin, beraber hayatınızdan lanetleri kıracağız. Son derece depresyondasınız, son derece karamsarsınız, arayın. Depresyon bugün bitecek hayatınızda, uykusuzluk çekiyorsunuz, arayın. Korkularla boğuşuyorsunuz, korku, endişe, korku, korku. Artık hayattan zevk alamıyorum Işık abla. Zevk alamıyorum. Esenlik yok hayatımda. Sürekli huzursuzluk, arayın. Bütün bu cinleri bugün hayatınızdan kovmamızın zamanı geldi. Evet, size daha önce bahsettim. Görünmeyen güçlerle savaşıyoruz. Görünmeyen güçlerle savaşıyoruz. Cinlerle savaşıyoruz. İblisin ordularıyla savaşıyoruz. Bakın size şu kadarını söyleyeyim. Bugün biliyorsunuz neler oluyor, işte Rusya ile Türkiye arasında, işte bombalayacağım, şunu yapacağım, Rusya'nın tehditleri, Türkiye'nin aldığı tavır, tutum. Şimdi bu, size şu örneği vermek istiyorum. Siz ister savaşa girmek isteyin, ister girmeyin, eğer bulunduğunuz ülke savaşa girerse siz de savaşa otomatik olarak girmiş oluyorsunuz. Normalde doğal olarak savaşa siz de katılmayın. İsterseniz gidin savaşa silahlarınızla. Doğal silahlarla, elinizdeki silahlarla gidin. İsterseniz gitmeyin, yan gelin yatın, deyin ki ben savaşmayacağım, ben savaşa karşıyım. Kim seviyor savaşı? Savaş geldiği zaman ekonomi bozuluyor, düzen bozuluyor, fiyatlar artıyor, her şey azalıyor, kaynaklar azalıyor. Savaşa girdiğiniz zaman her şey bozuluyor hayatta. Kim seviyor? Kimse savaşı sevmiyor. Savaşa giden askerler dahi sevmiyor, anaları babaları dahi sevmiyor.
Evlatlarını yolluyorlar. Evlatlarının canları için, canı için dua ediyorlar. Gencecik çocuklar gidiyor. Patır patır dökülüyorlar sınırlarda. Analar, babalar evlatlarını toprağa gömüyorlar. Böyle bir acı düşünün. Kim savaş seviyor? Hiç kimse savaş sevmiyor. Ama ben size diyorum ki lanetli bir dünyada yaşıyoruz. Adem ve Havva'dan gelen, isterseniz isteyin savaşa girmeyi, isterseniz istemeyin. Ama ruhani duygulardan, ruhani ordulardan dolayı çok büyük bir savaşın içindeyiz zaten. Her gün bu savaşı yaşıyorsunuz. Ya ekmek kavgası veriyorsunuz, kavga diyoruz değil mi ismine? Ya hayatta ailenizi bir arada tutmanın kavgasını, savaşını veriyorsunuz. Ya da savaşlar içinizde var ama bu savaşı yaşıyorsunuz. Ve ben bugün diyorum ki ya iblise karşı yaşayacaksınız ve Tanrı'nın ordusunun bir parçası olacaksınız ya da iblisin ordusunun bir parçası olacağız. Bunun hiçbir iki türlü işte ben burada yaşayabilirim, dünyevi işlerle uğraşabilirim, materyalistik işlerle uğraşabilirim, işte paraya tapabilirim, kadına tapabilirim, çocuklarıma olamaz böyle bir şey. Bugün karar vereceksin kardeşim. Hangi ordunun elemanısın, hangi ordunun askerisin? Ya Tanrı'nın adamısın ya iblisin adamısın. Ya Tanrı'nın seni yaradanın kadınısın ya da şeytanın. Şeytan kim? Belki sen bugün zannediyorsun ben Allah'ın ordusuna çalışıyorum. Cihada çalışıyorum. Hayır, sen iblise çalışıyorsun. İnsanları fiziksel olarak, duygusal olarak baskı altına almaya çalışan her türlü irade, her türlü ideoloji iblise, şeytana aittir. Bizi yaradan, bizi kesinlikle kontrol etmeye, ezmeye, baskı altına almaya, korkutmaya çalışmayan bir yaradan. Sevgi tanrısından bahsediyoruz. Eğer bu sevgiyi bilmiyorsan şeytanın ordusunun bir parçasısın. Ve ben bugün diyorum ki İsa Mesih inanlılarına tamamıyla İsa Mesih'in eğer yolunda yürümüyorsanız, onun öğretilerinde yürümüyorsanız vay halinize. Siz daha da kötü durumdasınız iman etmemiş olanlardan. Daha acı çekiyorsunuz, bugün arayın. Ve bütün hayatınızda yaşadığınız, ah ben imandayım, hala lanet altında yaşayanlarınız var, imanda olup. Bugün arayın, bu lanetleri kıralım. Yeter, 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 yeter demenizin zamanı geldi. Bitsin artık bunu demen, bunun, bu zincirleri bugün kıracağım demenizin zamanı geldi. Bunalımda son derece her gün değişen, çalkalanan, yaprak gibi savrulan bir hayat yaşamayın artık. Yaşamayın. Tanrı'nın varlığını, gücünü, kutsal ruhun etkinliğinde olan bir hayat yaşayın. Ve sadece kendiniz için değil. Ev halkınız için, dostlarınız için, ülkeniz için, dünya için. Ve en önemlisi sizi yaradan için. Yaşamayı öğrenin. Bugün zincirlerinizi kırmanızın günü. Bu da şöyle olacak. Ağzınızla söyleyeceksiniz. Kalbinize davet edeceksiniz, isteyeceksiniz, alacaksınız. Matta 7:7 şöyle söylüyor. Sorun, kapıyı çalın, isteyin, bu size verilecek. Bu kadar basit. İstiyor musun? Önemli olan o. Kendi iradeni kullanacaksın. Kendi isteme yetini kullanacaksın. Çocuk bile süt istediği zaman ağlıyor. Bebek bile ağlıyor. O ağlamayana ne derler? Emzik yok, mama yok. Ağlayacaksın, isteyeceksin Tanrı'dan. Bugün bunu isteme günü. Hayatımın değişmesini istiyorum. Lanetlerin çocuklarımın üstünden kırılmasını istiyorum. İş hayatımdan lanetlerin kırılmasını istiyorum. Özürlü çocukları olanlarınız var. Hayatınızda daha önce ailelerinizden büyü yapıldığı için çocuklarınızın pek çoğu özürlü. Cinlerin etkisi altında özürdüler. Arayın bugün çocuklarınızın üstünden, özürlü ana, çocukları olan ana babalara sesleniyorum. Çocuklarınızın üzerinden o zincirleri, lanet zincirlerini, hastalık zincirlerini kıralım. Bugün sizin ve ailenizin şifa, özgürlüğü almanızın günü. Çünkü eğer şifanız yoksa özgür değilsiniz. Duygusal şifaya mı ihtiyacınız var? Bugün gününüz. Ve bunu bana söyleten kutsal ruh. Ben size diyorum ki bugün kutsal ruhu mu almak istiyorsunuz? Kutsal ruhu alacaksınız bugün. Tanrı'nın ruhu gelecek, içinizde yaşayacak. Gerçeğin ruhu. Bakın. O kadar çok ruhlar var. Bahsettim daha önce. Kötü ruhlar var. Bugün almanız gereken Tanrı'nın kutsal ruhu. Onun üzerine yok. Bir sürü ruh var. Düşünün, milyonlarca, belki bilmiyorum sayısını. Ama bir tek ruh var almanız gereken. Onun da ismi kutsal. Kutsal ruh. Bu kadar basit.
Gerçeğin ruhu. O içinizde olduğu zaman yalan yok. Bakın. Yalana yer yok. Arayan bir izleyicimiz var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo? Alo? Efendim? Buyurun. Aha, merhaba. Merhaba. Işık ablayla. Evet, Işık ablayla görüşüyorsunuz. Ne paylaşmak istiyorsunuz bizimle? Ben kutsal ruhla dolmak istiyorum. Amin. İmam, kutsal ruhla dolu değilim. Yeterince imanlı göremiyorum kendim, yani şey yapamıyorum. Nasıl anlatayım? Daha yeni imanlı oldum. Olsun. Olsun. Daha yeni imanlı olun. Hemen kutsal ruhla dolabilirsiniz. Ben sizin için dua edeceğim. Şu anda ekranları başında bütün izleyen ve kutsal ruhla dolmak isteyen izleyicilerim için dua edeceğim. Ve benimle beraber siz de dua edin. Bakın size söylüyorum. Bir kere aklınızdan imansızlığı kaldırın. Alamam. Ben yetersizim. Ben günahkarım. Bu bir hediye. Ve İsa Mesih'i kalbine davet eden her imanlıya verilmiş bir hediye bu. Ve bu hediyeyi aldığınız zaman, düşünün, bir hediyeyi almak için çalışmanız lazım mı? Eğer çalışırsanız o bir hediye olmaz. Bu bir hediye. Elinizi uzatıp bugün alacaksınız bu hediyeyi. Ve o kadar kolay gelecek ki bu. Bakın, öyle böyle zorlama, kendinizi ay paralamaya gerek yok. Tek önemli olan şu, iman etmeniz ve ağzınızı açmanız. İnanacaksın alacağıma. Alacağıma inanıyorum. Bir kere bunu söyleyebiliyor musunuz? Alacağıma inanıyorum. İnşallah değil, maşallah değil. Alacağıma inanıyorum. Alacağıma inanıyorum. Bu Rabbin bu hediyeyi size verdiğine inanıyor musunuz? Evet. Bunun sizin için bedava, hiçbir güç sarf etmeden size verilmiş bir hediye olduğuna inanıyor musunuz? Evet, inanıyorum. Amin. Bütün ekranları başındaki İsa Mesih inanları, kardeşlerime sesleniyorum. Eğer siz bu programı seyrediyorsanız ve daha önce kesinlikle kutsal ruhla dolmadıysanız, size diyorum ki bugün kutsal ruhla dolmanızın günü. Ağzınızı açacaksınız İsa Mesih'e. Beraber şimdi dua edeceğim hepiniz için ve bu değerli kız kardeşim için. Beraber dua edeceğim. Çok basit. Ben de bir şey daha söyleyebilir miyim? Efendim? Bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii tabii, lütfen. Ablamın damadı İncil istedi bende. Evet. Yüreklerine tohuma ektim ben Rabbin sözlerini. Ablamın damadı. Evet. Kendi damatım istedi benden. Bu gece dedi İsa Mesih, yani bu 3-4 ay önce iman görünürse, yani dua ettim ona ama görünmediği için iman etmiyordum dedi. İman et, görünseydi iman edecektim dedi. Bir de bir bayan yarın bana, onun evine gideceğim, günü var. Evet. O da benden İncil istemiştir. Şu anda 3 kişi için dua edebilir misin? Tabii, onlar için de dua edeceğim. Ama önce kutsal ruhu almanız için dua edeceğim. Ve ekranları tamam. Başındaki bütün izleyicilerimin kutsal ruhla dolmak isteyenlerin bunu almasını istiyorum. Ve şu anda dua edeceğim sizler için. Siz de ellerinizi benimle açın. Fakat şunu yapın. Size şunu söyleyeyim. Çok sürekli sadece size konuşmuyorum diye arayan izleyicim. Herkese konuşuyorum. Bazen çok konuşuyorsunuz. Başlıyorsunuz. Haleluya, haleluya. O kadar çok konuşuyorsunuz ki artık o gelen hediyeyi siz aşıyorsunuz. Sözlerinizle, laf kalabalığıyla. Hayır. Kutsal ruh sizi dolduracak. Ve doldurduğu anda siz meleklerin diliyle konuşmaya başlayacaksınız. O kadar basit. Ve bunu almaya başladığınız anda, acaba ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Acaba bu Rab'den mi? Hayır. Geldiği anda bunu konuşmaya başlayacaksınız. İlk size verecek olan kutsal ruhtur. Bunu çok düşünmeye başlarsanız, lagalugasını yapmaya başlarsanız kutsal ruh değil. Bakın söylüyorum size. Bunu siz öyle uyduramazsınız. Ama gelir gelmez ağzınızı açıp konuşacaksınız. Kelebekler gibi çıkacak. Hira baba, şakariye baba, sondoriye bakara baba. Bu meleklerin dilidir. Rab bunu size verdiği zaman dua hayatınız değişecek. Dua diliniz değişecek. Konuşmanız değişecek. Şimdi dua ediyorum, benimle ellerinizi açın. Siz tabii telefonla konuşuyorsunuz. Bir elinizi kaldırın. İki elinizi kaldırın şöyle gökyüzüne. Yaradana, sizi yaradana, sizi sevene, sizi hediyeleriyle doldurmak isteyene şöyle ellerinizi açın. İsa Mesih'in diri adıyla Yüce Rabbim, şu anda dua ediyorum. Türkiye'den, Avrupa'dan, İran'dan, dünyanın her yerinden seyreden bu programı, bütün izleyicilerin üzerine kutsal ruhu akıtman için dua ediyorum şu anda. Hira baba şindiriye koro baba sondara babası. Ara baba kariye baba şandara baba
sundur babası. Haleluya. Rabbim üstlerine bütün gücünü dök. Ateş gibi. Ateşlerin dilinde konuşmaya başlasınlar şu anda. Ağızlarını açsınlar ve alsınlar ya Rabbim. Tereddüt etmeden. Tereddüt etmeden senin gücünü alsınlar. Bütün kiliselerdeki halk ihtiyacı var senin bu kutsal gücüne ya Rabbim. Bütün seyredenlerin ihtiyacı var senin kutsal ruhuna ya Rabbim. Bu meleklerin dilini şu anda onları doldurarak tamamen, tamamen doldurup taşır onları. Ve bu izleyicimi de İsa Mesih'in diri adıyla. Şu anda. İçinizde Rabbin bu hediyeyi verdiklerinin hepsini şu anda ağızlarınızı açın. Açın ağzınızı imanla, tereddüt etmeden. Tamamen dolu kutsal ruhla. Haleluya. Haleluya. Şu anda dua ediyorum. Sizin İncil verdiğiniz kişiler için dua ediyorum. Bütün hepsi imana gelsinler, tövbe etsinler. Ve insanlar İsa'yı ısrar edemezler. Biz kimiz ki ona diyeceğiz ki gel bana görün, görünmediğin için iman etmiyorum. Onun için ben şu anda diyorum. İsa Mesih dedi ki zaten sapık bir kuşak sürekli işaret ister. İşaret, işaret, işaret. Hayır, Rab kendini ona son derece değişik şekillerde göstersin diye dua ediyorum. İsa Mesih'in diri adıyla aradığınız için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Başka arayan bir izleyicimiz var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo. Telefon, televizyonunuzun sesini kapatın aramadan önce. Telefonla konuşun benimle. İnce ablayı istiyorum ben. İnce abla değil, Işık ablayı aradınız. Işık abla. Televizyonunuzun sesini lütfen kapatın. Ama konuşuyor Işık abla şu anda. Ama ben sizinle telefondan konuşmam lazım çünkü yankı yapıyor. Tamam. Şu anda canlı yayındasınız. Tamam, kısıyorum. Teşekkürler. Canet, benimle ne paylaşmak evet. istiyorsunuz? Sizinle ben yani 20-21 senedir tövbeliyim. Evet, çok güzel. Ama yani Allah'tan da ne istedim severdi ama şu ellerim, ayaklarım, evet. belim, evet. bu üçü çok rahatsızım. Evet. Bacağım ağrıyordu, protez takıldı oraya. Hı hı. Avaskülonevroz olmuş yani kemik enfarktüsü. Evet. 7 sene oldu ona. Hı hı. Ondan sonra şimdi elim çok fena. Hiçbir şey tutamıyorum. Evet. Uyuşuyor. Hı hı. Şimdi ağrıyor dua edeceğim damarları. Sizin için. Siz... Şeker hastasıyım da. Hı hı. Hem de kalp hastasıyım. Hı. Onlardan da biraz komplikasyonlar oluyor herhalde. Evet. Bunun için gece gündüz dua ediyorum ama bir de sizden bir dua rica ettim. Şimdi dua edeceğim sizin için değerli kız kardeşim. Size şunu söyleyeyim. Bugün şifa alacağınıza inanıyor musunuz? İnanıyorum sizinle. İsa Mesih'in size şifa verebilecek güçte olduğuna inanıyor musunuz? Tabii. O zaman bugün şifanızı alacaksınız. Ben böyle kendimi görüyorum. Sizin üzerinizdeki bütün zincirleri kırdığımı görüyorum İsa Mesih'in yüce adıyla şu anda. Bütün ellerinizdeki, bütün vücudunuzdaki, eklemlerinizdeki önce bütün bunlar elinizdeki, bütün romatizma olsun, kireçlenme olsun, tutamama her türlü bütün eklemlerinize şu anda İsa Mesih'in diri adıyla kutsal ruhu gönderiyorum sizi tamamen dokunması için ve üstünüzden bütün hastalıkları alması için. İsa Mesih'in diri adıyla. Ve kutsal ruhla da dolmayı istiyorum. Ve kutsal ruhla şu anda dolun. Ağzınızı açın ve dolun. Bu kadar evet, basit. Açın evet, ağzınızı evet. şu anda dolun. Hayır. İmansızlık kesinlikle etmeyeceğiz ve dolacağız İsa Mesih'in hayır, diri adıyla. Hayır, hayır. Amin. Hiçbir zaman imansızlık etmem. Amin. Siz, İnanarak iman ederim. Siz Rabbin kızısınız. Şu anda dua ediyorum. Kalbinize Rab dokunsun. Tamamıyla kalp hastalığından sizi temizlesin. Bir daha bundan sonra kesinlikle kalp atışlarınızdan tutun uykunuza kadar tamamıyla değişecek. Şeker hastalığınıza konuşuyorum. Şu anda İsa Mesih'in diri adıyla size saldıran bütün cinleri kovuyorum. Bütün hastalık cinlerini kovuyorum. İsa Mesih'in diri adıyla. Üzerinize konuşulmuş bütün hastalık yalanlarını kırıyorum şu anda. Üzerinize konulmuş her türlü laneti kırıyorum İsa Mesih'in diri adıyla.
tamamıyla temizlen değerli kardeşim. Bütün hastalıklardan. Bu akşam senin bu hastalıklardan temizlenmen olsun. Ve İsa Mesih'in mucizesini paylaşacaksın bir dahaki programımda. İsa Mesih'in diri adıyla. Aynı zamanda oğlum da şeker hastası. Ailede var bu. Evet. Evet. Annemde vardı. Evet. Abimde vardı. Evet. İşsi biraz. Evet. Bütün ailenizi demek ki bu ailenizin üstünde olan bir lanet. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Ve bu belki nesillerden gelmiş. Nasıl annenizde var, sizde var, öbür kuşakta var. Bugün bunu kırıyoruz. Bu lanet nereden geliyorsa bunu kırıyoruz. Çünkü siz İsa Mesih'in kanının altındasınız. Ve sizin oğlunuzun annenize bir çizgi koyuyoruz. İsa Mesih'in çarmıhta akıttığı kanın çizgisini koyuyorum şu anda. İblis o çizginin ötesine geçemesin bugünden itibaren. Amin, amin. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin, amin. Başka bir izleyicimiz arıyor. Alo. Alo. Buyurun. Televizyonu kapatın. İyi akşamlar. Işık ablayla mı görüşüyorum? Evet, Işık ablayla görüşüyorsunuz. Hayırlı akşamlar. Işık hayırlı abla. Akşamlar. Buyurun. Buyurun, hayırlı akşamlar. Canlı yayında mıyım? Canlı yayındasınız ama televizyonunuzun sesini kapatın. Hayırlı akşamlar Işık abla. Hayırlı akşamlar. Çok memnun oldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördüm, daha da iyi oldum, daha da mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne paylaşmak istiyorsunuz değerli Mehmet kardeşim? Kutsal ruhlar hakkında bana dua etmeni istiyorum. Ben kendim şu anda Karaman'dan arıyorum. Ben kendim Hollanda'da kalıyorum. Evet. Afganistanlı arkadaşımın evine gelmiştim. Orada sizin kanalınızı açtı. Orada duygulandım size karşı. Bana bol bol dua etmeni istiyorum. Edeceğim. Siz bir dua ile şimdi İsa Mesih'i kalbinize davet edin önce. Ve o duadan sonra kutsal ruhla dolma duası edeceğim sizinle. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ben size bir şey soracaktım. Ben geceleri yatarken böyle kalkıyorum, sıçrıyorum hep. Neden oluyor bilmiyorum. Onun için bana çok dua etmeni istiyorum. Edeceğim. Çünkü cinlerin etkisi oluyor. Siz cinlerin saldırısına uğruyorsunuz. Bütün bu büyüleri, lanetleri üzerinizden kıracağım bugün İsa Mesih indiri adıyla. Allah sizden razı olsun. Sizden çok de değerli ederim. Kardeşim. Şimdi ben dua edeceğim ama siz benim söylediklerimi tekrar edeceksiniz, tamam mı? Tamam. Çünkü tamam. Siz kendiniz isteyeceksiniz. Kendinizin istemeniz lazım. Ben söyleyeceğim, siz benim arkamdan tekrar edin. Tamam. Yüce Rabbim, senin önüne geldim. Yüce Rabbim, senin önüne geldim. İsa Mesih, seni kalbime davet ediyorum. İslamiyet'i senin kalbine davet ediyorum. Çarmıhta benim günahlarım için öldüğünü kabul ediyorum. Çarmıhta günahların için benim öldüğümü kabul ediyorum. Üçüncü gün dirildiğini de kabul ediyorum. Üçüncü gün dirildiğini de kabul ediyorum. Gel kalbimde yaşa. Gel kalbimde yaşa. Kalbimin ve hayatımın merkezi ol. Kalbimin ve hayatımın merkezi ol. Bütün günahlarımı affet. Bütün günahlarımı affet. Bütün günahlarım için tövbe ediyorum. Bütün günahlarım için tövbe ediyorum. Bugünden itibaren kutsal ruhun kalbimde yaşamasını istiyorum. Bugünden itibaren kutsal ruhun kalbimde yaşamasını istiyorum. İsa Mesih'in adıyla amin. Amin. İslamiyet'in adıyla amin. Şu anda dua ediyorum değerli kardeşim. Sen bugün yeniden doğdun. Bu duayla yeniden doğdun. İblisin bütün lanetleri, bütün sana yapmış olduğu, yapılmış olan beddualar, büyüler hepsi kırıldı bu duayla. Ve ben şu anda senin hayatına konuşuyorum. İsa Mesih'in diri adıyla onun hediyesi kutsal ruhla dol şu anda. Sağ olasın. Allah sizden razı olsun. Sizden de. Amin. Amin. Sizden amin. De. Sizden de. Bugünden itibaren kutsal ruhun denetiminde ve etkisinde yaşayacaksınız. Ağzınızdan yalan değil, sadece ve sadece gerçek çıkacak ve göreceksin değerli kardeşim. Rab hayatını nasıl değiştirecek? Ve hatta hatta bu akşam İsa Mesih'i rüyanda görmen için dua ediyorum. Amin. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Esenlikle kalın. Esenlikle kalın. Sevgili dostlarım, kutsal ruhun gücünde, denetiminde yaşayacağız. Bu dünyada başka şekilde, bu pisliklerin, sapıklıkların, iğrençliklerin arasında başka şekilde yaşayamayız. Arayın,
Bakın size söylüyorum, bu aynen Mehmet kardeşimin yaptığı gibi, siz de İsa Mesih'i kalbinize davet edin. Bu lanetler hayatınızdan bugün gitsin. Bu lanetler kırılsın bugünden itibaren hayatınızda. Yeter. Yeter. Aldığım sizden mektuplar, aldığım yakarışlar, ağlamalar, bütün bu dertleriniz. Bütün bu, ama bitmiyor. Her gün bir insan bir derdi bir gün yaşar, bir yıl yaşar. Hayır, sürekli zincirleme. Sizin hayatınızda olan, çocuklarınızın hayatında oluyor. Ana babalarınızın hayatında olmuş olan bu ne biliyor musunuz? Kuşaklardan kuşaklara, nesillerden nesillere geçen lanettir bu. Bugün bu laneti kıracağız. Bu iblisin lanetidir. Bu lanetli dünyanın lanetidir. Bu yaptığınız yanlış işlerin, işlediğiniz günahların lanetidir. Ayet diyor ki çocuklar analarının babalarının yaptığını, torunlar hatta ve hatta torunların torunları dahi onların yaptığı, ana babaların yaptıklarının günahlarını, lanetini çeker. Bugün bu lanetlerin üzerinizden kırılması. Bazılarınız düşünüyorsunuz, aklınıza diyorsunuz ki evet, benim büyük babam da böyleydi. Anneannem de şöyleydi. Benim nenem mesela Kur'an'la büyüleri karıştırıyordu, şöyle yapıyordu. Ben bütün bunlardan, onun yapmış olmasına rağmen tövbe edip o lanetlerden kurtuldum. Ölürken işte bu bizim ailemizin en büyük şeyi, İslamiyet'teki lideriydi bu kadın ve bana nefesini verdi. Ben ondan dahi tövbe ettim o nefesi almaktan. Hayır. Bugün Rabbin nefesi size. Çünkü Rab öyle yaptı, üfledi Adem'e. Adem'e nefesini verdi. O nefeste hayat var, ölüm yok. Ben o nefes eğer gerçekten hayat olan bir nefes olmuş olsaydı intiharın eşiğinde yaşamazdım, depresyonda yaşamazdım. Ama bugün sizin gerçeğin ruhuyla dolmanız lazım. Hatta ve hatta pek çoğunuz imanlı olduğunuzu Mesih'te söylüyorsunuz ama ağzınızdan yalandan başka bir şey çıkmıyor. Demek ki gerçeğin ruhu daha içinizde yaşamıyor. Ve ben de sizin gibiydim. Mesih'teyken bile başlangıçta ve dedim ki ben kesinlikle gerçeğin ruhunu istiyorum. Ve bunu dediğiniz zaman bunun cevabı var. Gerçeğin ruhu, kutsal ruh, yaşayan, beni yaradan Tanrı'nın oğlu. Oğlunun ruhu. Bu kadar basit. İsa Mesih kalbinize davet ettiğiniz zaman bu ruh sizin içinizde yaşamaya başlıyor. Bugün bu lanetlerin, hastalık lanetlerinin, finansal olarak üzerinize konulmuş olan lanetlerin kırılma günü. Pek çoğunuzun buna o kadar çok ihtiyacınız var. Arayın, devam edelim. Daha çok kıracağız bu lanetleri hayatınızdan. Ben iddialıyım. Sizin için savaşmak için iddialıyım. Bu programdan önce savaşıyorum dizlerimin üstünde. Programdan sonra savaşıyorum tövbeye gelen kardeşlerim için. Dua isteğinde ya da arayıp da bana ulaşamayan program sırasında arayanlar için. Ben sizin için savaşıyorum. Çünkü benim görevim bu. Benim çağrım bu hayatımdaki. Ben sizin, bak bir kardeşim hemen tövbe etti, imana geldi. Onun bile, onun üstündeki lanet kırıldığı için şu anda Rabbin huzurunda, Yaradan'ın huzurundaki bütün melekler şu anda kutlama yapıyorlar. Ve ben de o meleklerle beraber kutluyorum. Ve bunu siz de hayatınıza yaşayabilirsiniz. İçinizde çok Tanrı'nın çağrısı olanlarınız var. Ama hayatınız Mesih'in hayatı gibi olacak. Onun gücüyle hareket edeceksiniz. Onun konuştuğu gibi konuşacaksınız. Onun sevdiği gibi seveceksiniz. Onun affettiği gibi affedeceksiniz ki o zaman o çağrı tamamen hayatınızda gerçekleşsin. Bu demek değil ki mükemmel olacaksınız. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama o yolda yürüyeceğiz. Dün düşüyorum, bugün kalkıyorum. Dün hata yapıyorum, bugün düzeltiyorum. Birinin kalbini kırıyorum, af diliyorum. Sürekli savaş. Bu da bir savaş. Ama bunu yapmakta iddialıyım. Temiz kalple yaşamakta iddialıyım. Kendimi saf tutmakta iddialıyım. Ve bu ancak ve ancak sürekli ve disiplinli bir dua hayatıyla mümkün olabilir. Başka arayan bir izleyicimiz var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo. Alo. Alo, merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben İlhan Belçika'dan arıyorum. Çok memnun oldum. Buyurun. Sizden dua istiyorum. Evet. Evet. Çoktan telefon açmadım ben. Ya bu 2-3 senedir benim yengem kaza yapmıştı. Daha önce de sana söylemiştim. Hala evet. Komadadır. Evet. Tamam, dua edelim onun için. Sizden dua istiyorum. Siz tekrar İsa Mesih'i bir duayla kalbinize davet etmek istiyor musunuz? Ben zaten imanlıyım. İmanlısınız. Evet.
Nasılsınız şu anda ruhani olarak? Çok güzel. İyi. Çok iyi, çok böyle. Yani ne bileyim, yani Hristiyan olduğum için hani ben Allah'ıma binlerce şükür ediyorum. Amin, amin. Yani şu... başka bir şey düşünmüyorum. Yani. Ama her çok zaman güzel. Her zaman nasıl kalbim derdir. Efendim? Çok güzel. Şimdi ben dua etmek istiyorum. Bu hastalık için biz nasıl son derece ısrarla gideceğiz Rabbe ve bu komadan çıkması için bu sevdiğinizin, bu sizin akrabanızın tamamıyla bugün nasıl Rab diyor ki bize, kapımı çalın açacağım. Bugün bu kapıyı çalacağız beraber. Hatta bunu böyle yapmanız bile gerekiyorsa kapıyı çalacağız. Bugün beraber sizinle çalacağız. Ve Rab diyor ki iki veya daha fazlanız bir araya geldiğiniz zaman ben oradayım. Birlik ruhu değil mi? Evet. Onun için şu anda bu birlik ruhuyla ve bütün ekrandaki izleyicilerimle, ben biraz önce size söylemedim ama televizyonun programın başında söylemek istiyordum. Babam çok rahatsız. Benimle birlikte hem bu değerli izleyicimin komada olan yakını için hem de benim babam için, böbreklerinden rahatsız, daha önce inme geldi babama. Şu anda Allah'ına da şifa ver. Teşekkür ederim. Beraber dua edelim. Gelin beraber dua edelim. Bugün bütün hastalık zincirlerinin kırılması için ve bu değerli dostumun, akrabasının komadan çıkması için. İsa Mesih, sana geldik. Senden istiyoruz, yürekten istiyoruz ve inanıyoruz. Senin mucizevi gücüne inanıyoruz. Şu anda senin dokunuşuna ihtiyacımız var. Ve ekranları başında hasta olan izleyicilerim var, diyorlar ki onlar imanlı değiller. Sana inanmıyorlar. Yani daha senin yolunda yürümüyorlar. Senin Tanrı'nın oğlu olduğunu anlayamıyorlar. Fakat onlar bile şifa için şimdi sana dua ediyorlar. Ben onları hissediyorum. Ellerini açtıklarını. Ve diyorlar ki eğer iyileşirse, eğer şifamı alırsam bugünden itibaren senin yolunda yürüyeceğim. Bunu diyenler var aralarında. Ve Rab, yüce Rabbim, sen bizi utandırma. İsa Mesih'in diri adıyla, kutsal ruhunun gücüyle şu anda benimle ellerini açan, hasta olan ve hasta olan yakınları için dua eden herkesin duasını kabul et. İsa Mesih'in diri adıyla şu anda dua ediyorum. Komada olan komadan çıksın şu an. Kötü ruh olan yürüsün. Kör olan görsün. Kalça çıkı olan koşsun dümdüz. Bütün hastalıklar için şu anda dua ediyorum. Aynı şekilde babamın da şu anda böbrek rahatsızlığı için dua ediyorum. Yetmezliği için. Ve sağlığı için dua ediyorum. Senin yolunda yakınlarımızın yürümesi için dua ediyorum. Değerli kardeşimle beraber. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin. Amin. Haleluya. Buyurun. Alo. Alo, nasılsınız? İyi. Işık abla sizsiniz. Evet, Işık abla benim. Biz de Işık ablayın istedik. Biraz bağlayak. Işık abla bizim dualarımıza Rabbin adıyla dualarımız kabul olunsun. Amin. Sanın adıyla. Amin. Ben isterdim. Benim oğlum işsizdi Kamran. Evet. Onun için dua eylesinler. Işık abla canım benim. Canım. Ben sizlerden bakıram. Çok severim sizi. Canım benim. Işık abla. Biz o sefer danışmıştım ki Kamran bende işsizdi. İşi yoktu. Rabbi sen onun için iş tapsın. Bir de Işık abla, benim bu evde konflikt büyüktü. Çok büyüktü. Böyle uçurumlar gelir benim evimde Işık abla. Rabbim sen karşıya çıksın. Bir de bu Nuranem o diyalizden el çeksin. Beni su dolurunun büyüklerine. Işık abla köymeyle. Rabbim köymeyle size. Rabbim hay versin dualarımıza. Benim bu ayaklarımı da Işık abla yerine koysun. Sınır. Ben aksıyorum. Ben gece bilmiyorum. Rabbim köymeyi olsun. Amin. Amin. Gel Nuranem'de. Nuranem'e Rabbim hay versin, danışsın. Nuranem'i diyalizden canlı, beriklerini, suylarını çeksin. Amin. Su var, şişir uşağı. Şimdi dua ediyorum. Ayakların için dua ediyorum şu anda. İsa Mesih'in diri adıyla. Tamamıyla ayakların insin. Diyaliz makinesinden kurtul. İsa Mesih'in diri adıyla. Şu anda dua ediyorum. Oğlunun iş bulması için. Ve tamam, Rab senin bütün ağlayışını,
bütün üzüntünü, bütün gözyaşlarını şu anda görsün diye dua ediyorum. İsa Mesih'in diri adıyla bu değerli izleyicime yüce Rabbim sen şifa ver. Bu değerli izleyicimin oğluna iş ver ya Rabbim. Şu anda biz sana geldik, bizde bu güç yok. Sana geldik, senden diliyoruz bunu. Senden, sana dua ediyoruz, sana ellerimizi açıyoruz. Başka bir kaynağımız yok. Başka kaynağı olduğunu düşünenler, başka türlü gücü olduğunu düşünenler iblise aitler. Fakat biz, bizi Yaradan'a aitiz. Bu yüzden bizi Yaradan'dan istiyoruz. İsa Mesih'in güçlü adıyla istiyoruz bunu. Amin. Amin. Değerli izleyicilerim, biraz size ayet paylaşmak istiyorum. Ara vermeden önce programımıza birkaç dakikalık. Çünkü geçen hafta Elçilerin İşleri 2. bölümden okuduk biliyorsunuz. Elçilerin İşleri 2. bölüm Kutsal Ruh'un gücünü söylüyor. Ben size 2 haftadır Kutsal Ruh'un gücünden bahsediyorum. Buna ihtiyacınız var. Çünkü normal gücümüzle bu ölecek, mahvolacak, gidecek vücudumuzla kesinlikle bu hayatla başa çıkamayız. Bazılarınız sabah kalkıyorsunuz, bende de vardı bu eskiden. Kendimi yataktan kaldırma, kendimi İte dürte, ite dürte yaşama, işe gitme. Bu kalktı. Kalktı artık. Saat 3'te, 4'te şey gibi ayaktayım. Hemen zinde. Neden? Çünkü yapacağım işler var ve Kutsal Ruh yardım ediyor bu işler için. Savaşlarımı bile vermeme Kutsal Ruh. Her sabah yeniden 5 saat bile uyusam bile sanki 15 saat uyumuş gibi dinlenerek kalkıyorum artık. Bu çok önemli. Bunu istiyorum sizin için. Yoksa arayın, dua edelim. Şu bu bir laf salatası değil. Bu gücü almanızı istiyorum. Bu gücün hayatınızda olmasını istiyorum. Artık yeter be demenizi istiyorum. Hayatınızdaki olumsuzluklara, bütün bu karamsarlıklara. Şimdi devam ediyorum. Elçilerin İşleri 2. bölüm. Birazcık size söyleyeceğim. Kutsal Ruh'la doluyorlar imanlıların hepsi bir arada beklerlerken. Elçilerin İşleri 4. ayet. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar size. Biraz önce söyledim bu dillerden. Kendim de konuştum size örnek vermek için. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplanıyor. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakalıyor. Çünkü dünyanın her yerinden, Partlardan, Medlerden, Kapadokya'da, Pontus, Asya ilinde, Frigya, Paflia, Mısır, Libya, Kirene, bütün herkes başka dillerle konuşuyor. Düşünebiliyor musunuz? Biliyor musunuz kaç tane dil var dünyada? Ben geçenlerde bir konferansa katıldım. O konferansta müjdenin ulaşılmadığı kaç dilde olduğundan bahsettiler biliyor musunuz? 3000. Kabilelere dahi saymışlar hangi kabile, kaç kabile dünyada olduğunu. Hepsi farklı dilleri konuşuyorlar. Ama burada Kutsal Ruh gelince ne oluyor? Bir birlik oluyor. Ve Kutsal Ruhu Rab ne yapıyor? Herkesin üstüne döküyor. Demek ki burada bir ırkçılık yok. Demek ki burada işte bu Kürttü, bu Ermeniydi, bu Çingeneydi, bu bilmem neydi, bu Arap'tı. Öyle bir ayrım yok. Kutsal Ruh hiçbir şekilde, Yaradan hiçbir şekilde insanlarını ayırmıyor. Siz ayırıyorsunuz. Ama o ayırmıyor. Birine bakıyorsunuz, ay bu bilmem ne köyünden, işte bu köylü, bu bilmem ne, bu şöyle, bu kapıcı, bu bilmem neci, bu işte zerzevatçı, meyvacı. Ayırıyorsunuz. Bu da ırkçılık değil, ayrımcılık. Aynı şey. Aynı ruhtan geliyor, aynı cinden geliyor. İblisin işi bölmek, insanları bölmek. Ay bu üniversite işte ilkokulu terk etmiş, bu çoban, bilmem ne, işte şoför. Bütün bunların üzerinde Rabbin Kutsal Ruhu. O diyor ki ben kimseyi ayırt etmiyorum diyor. Kralı da, başbakanı da, işte cumhurbaşkanını da, bilmem neyi de kimseyi ayırt etmiyorum. Herkesin üzerine dökeceğim ruhumu. Herkes benim Kutsal Ruhumu alacak. Bütün isteyenler alacak İsa Mesih'in adıyla. Bütün tövbe edenler günahlarından alacaklar İsa Mesih'i, kalbine davet edenler. Ayırmıyorum. Ne eğitim ayrımı var. Ne sosyal statü ayrımı var. Ne bilmem ne kulübü, Lyonesti, Mason dışısı busu var. Hiçbirisi yok Tanrı'nın gözüne ve bu ayrımı getirenlerin hepsi, kendini başka grupların üstünde görenlerin hepsi iblisten. Ayrım yok. Birlik var. Ama kulüp içinde birlik değil bu. Konken partilerinde birlik değil. Bilmem ne kahveciler gününde birlik değil bu. Bu Kutsal Ruh'un birliği. Bu imanın birliği, sevginin birliği. Onun için başkalarına bakıp yukarıdan şöyle böyle 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 konuşmak yok. Yaradan'a iman edenler, gerçek Tanrı'yı bilenlerin hayatında.
o grup, bu grup, bunlar üçlü, bunlar dörtlü, onun evine böyle yok bunlar. Ve kutsal ruh burada görüyoruz bütünlüğü. Herkesin üstüne döküyor ruhunu. Ve hepsi meleklerin diline konuşmaya başlıyorlar. Ve duyuyorlar kendi dillerinden konuşulduğunu. Nasıl geldi Pentekost günü geldi? Nasıl geldi hep beraber oturuyorlardı birlik ruhu içinde? Birlik birliği getirir. Güç istiyor musunuz? Birlik ruhunda olacaksınız. Birlik ruhunda olduğunuz zaman başkalarını ayırt etmezsiniz. Birlik ruhu herkes için geçerli. Sen de gel sofralara ye. Sen de gel oturalım kahve içelim. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Sen de katıl. Sen de yalnız kalma. Sen neden orada oturuyorsun? Gel bizimle kahveni iç, çayını iç. Kim olursa olsun. Bu ruh var mı sizde? Tanrı'nın, gerçek Tanrı'nın ruhu var. Eğer bu ruh yoksa, böyle bakıyorsanız, ama bakıyorum bir işte şey alıyorlar, bir işte marka bir şey giyiyorlar. Başkalarına böyle bakmalar. Bunları görmemiş, duymamış olsun Rab. Bundan daha iğrenç bir kibir yok. Bir hareket yok. Arayanlar var ama birkaç dakika bekleyecekler çünkü bu çok önemli. Bu öğreti çok önemli. Ve şaşkınlık içinde bakıyor herkes. Ve diyorlar ki acaba bunlar şarabı fazla mı kaçırmış? Bakın, ruhta yaşayan insanlar, Tanrı'da yaşayan insanlar için her zaman dışarıdan kafası almayan Tanrı'nın işlerini insanlar alay edecekler. Her zaman. Bu çok normal. Ay bu kafayı yemiş. Ay bu uyduruyor bu dilleri. Ay bu dilleri yapıyor. Ama bu kadın kafayı oynatmış. Sen bilmem ışık abla değilsin, karanlık ablasın. Şısın. Hep bu olacak. Bak ayet yazıyor. Dalga geçiyorlar. Dalga geçiyorlar. O dalga kimin ruhu biliyor musunuz? Tanrı'yla dalga geçen ruh. Sizinle dalga geçmiyorlar. Benimle dalga. Tanrı'yla dalga geçiyorlar. Allah'la dalga geçiyorlar. Çünkü o ruhu veren o. Ve o zaman dalga geçtikleri zaman kendilerine ve ailelerine lanet getirmiş oluyorlar. Sizin kimseye beddua etmenize gerek yok. Benim söylediğim tek Tanrı kendini göstersin. Tanrı kendini onunla alay edenlere göstersin. Benim için bana demişsiniz ben hiç önemli değilim. Ama onunla alay ettiğiniz zaman ve ayet diyor ki bütün günahlar bağışlanacak. Ama tek bir günah var bağışlanmayacak diyor. Kutsal ruha karşı edilmiş günah. Eğer bir şey kutsal ruhtansa ve siz bunu karşı gelip alay ediyorsanız, dalga geçiyorsanız çok dikkat edin. Çünkü kutsal ruh ne? Tanrı'nın kendisi. Bunları ayıramazsınız. Baba, oğul, kutsal ruhu ayıramazsınız. Hepsi bunların bir, bir, Tanrı. Bizi yaradan Tanrı. Ayıramazsınız. Kutsal ruh da Tanrı. Şu anda hissediyorum üzerimde ve hasta olanlarınız varsa arayın. Şu anda o elektriği hissediyorum üzerimde. O elektrik var resmen. Bu kutsal ruhun gücü var. Hasta olanlarınız arayın, şifanızı alın. İsa Mesih'i kalbinize davet edin. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Alo, Işık abla. Alo, merhaba, nasılsınız? Esenlik olsun, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, uzun zamandır konuşmadık. Evet. Işık ablacığım, ben de sizden dua istiyorum. Edeceğim. Bir zahmet. Tabii. Her şey yolunda mı? Çok şükür. Kutsal ruhla dolmak istiyorum ben de Işık ablacığım. Daha çok dolmak istiyorum. Amin. Amin. Tamamen özgür olmak istiyorum. Bir de Işık ablacığım size bir şey soracaktım. Evet. Bu pazar günü yolda yürürken Alo? Alo. Alo Işık abla. Aa, başka bir izi. Buyurun, merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim Işık abla. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben deyim. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Ne paylaşmak teşekkür istiyorsunuz ederim bizimle? Sizin için ne dua edebilirim? Ne paylaşmak istiyorsunuz? Abi, ben de dualarınızı bekliyorum. Amin. Ayrıca bir şey söylemek istiyorum ya da sormak istiyorum. Tabii. Yani bir Müslüman olarak başka dinlere ne kadar saygı gösterebiliriz veya bunun bir ölçüsü var mı? Her ne kadar Müslümanlara karşı kötülük de yapmış olan bazı kesimlere karşı ne kadar saygı duymalıyız? Gerçi ben elimden geldiğince saygı duyuyorum ama. Evet. Siz
sizin de görüşünüzü almak istiyorum ve dualarınızı da bekliyorum. Tabii tabii, tabii seve seve. Şimdi siz bir kere bana şimdi arıyorsunuz İsa Mesih'in yolu inanan bir kişiye diyorsunuz ki Müslüman olarak ne yapmamız lazım şimdi? Ben sizi Müslüman olarak yol gösterecek kişi ben değilim. Ama ben size şunu söyleyeyim. Ben sizin ne demek istediğinizi anlıyorum. Siz bazen nasıl diyorsunuz? Bu işi yapanlar Müslüman olamaz diyorsunuz değil mi? Bazı şeyleri duyduğunuz zaman. Aynı şekilde biz de diyoruz ki bunu yapanlar Hristiyan değiller. Böyle davrananlar ya da insanlara zarar verenler, öldürenler ya da öldürmek isteyenler, kötü konuşanlar, şeytani konuşanlar bizden olamaz diyoruz. Aynı şekilde biz de onu söylüyoruz. O yüzden Demek ki insanlar gönül bağıyla birbirine bağlanması lazım. Ve ben gönül bağı demiyorum ama ben diyorum ki insanların birbirine Tanrı'nın sevgisiyle bağlanmaları lazım. Aynen, Allah'ın sevgisiyle. Aynen. Eğer o sevgi yoksa, gerçek Allah'ın, gerçek Tanrı'nın sevgisi insanın içinde yaşamıyorsa, o kendini desin ki ben Hristiyanım, ben Müslümanım, ben şuyum, ben buyum, hiçbir önemi yok. Ben her zaman programımda diyorum ki değerli izleyicim, çok güzel bir soru sordunuz, teşekkür ederim aynı zamanda. Ben her zaman diyorum ki, bir isimle kendimizi çağırmamız gerçekten o olduğumuzu göstermez. İnandığımızı davranışlarımızla göstereceğiz. Ve biz her zaman neye inanıyorsak onu temsil ediyoruz davranışlarımızla. Yani insanlar bana baktıkları zaman gerçekten bir İsa Mesih imanlısının nasıl davranmalı, kim olduğunu bir anlıyorlar. Benim sözlerimden değil, ben istersem istediğim kadar nutuk atayım burada. Ama eğer bu program bittikten sonraki davranışlarım bu söylediklerime uymuyorsa ben bir hiçim. O yüzden bizim davranışımız, hayatımız, duruşumuz, insanlara olan sevgimiz, bakışımız, onlara nasıl değer veriyoruz? Bu zaten bizim içimizde kimin yaşadığını gösteriyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Siz dua etmek ister misiniz? Dininizi değiştirmenize gerek yok. İsa Mesih'i kalbinize davet etmek ister misiniz? Onu da ben zaten Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi bir peygamber olarak zaten kabul edip ve saygı duyuyoruz. O da bizim peygamberimiz. Amin. Ama din olarak son peygamber Hazreti Muhammed olarak inanıyoruz. Tabii. O şekilde kabul ediyoruz. Tabii. Ama önemli olan diyorum, önemli olan dinler arası saygıdır. Evet. Bu saygı korundukça insanlar hangi dine inanırsa inansın, önemli olan insanların mutluluğudur. Evet. Hangi insan kendini hangi dinde mutlu hissetmesi gerekiyorsa o dinde kalmalıdır. Hı hı. Siz öyle düşünüyorsunuz. Kötülük yoktur. Evet, siz öyle düşünüyorsunuz. Ben sizin aynı düşüncede değilim ama size saygı duyuyorum düşüncenize ve inanışınıza. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ve aradığınız için teşekkür ediyorum. Sizin için Müslüman olarak da sizi izliyorum ve hoşuma gidiyor konuşmalar. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ve size şunu söyleyeyim. Bugün inandığım İsa Mesih'in mucizevi elinin size dokunmasını ve bereketlerini ve esenliğini diliyorum sizin için. Ve size daha çok ruhani kapıların gökyüzünde açılmasını diliyorum. Mertebelerin açılmasını diliyorum. Yüce Rab'den, bizi Yaradan'dan öyle söyleyeyim. Çünkü bizi Yaradan bir. Aynı kişi. Evet. Ben sizi aradığınız için arama yürekliliğini gösterdiğiniz ve saygılı bir biçimde inancınızı ifade ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Esen kalın. Ben çok teşekkür ederim. Alo, başka bir arayan izleyicimiz var. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun. Ha, Işık abla merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz abla, ben Emin. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun Işık ablacığım. Sesini duydum daha iyiyim. Canım benim, ben de öyle. Ne paylaşmak istiyorsunuz bugün bizimle? İyiyim ablam benim. Bugün Serkan Bey'le de görüştüm. Evet. O da dedi akşam dedi ablamla bir görüş dedi iyi olur. Işık abla inan çok rahatsızım. Tamam. Bir işlerim yürümüyor. Hmm. Yaptığım bütün işler geçen gün üstünde görüşmüştüm aynı kez. Evet, evet. İsa Mesih'in yani canlı ruhu için yani size dua bekliyorum. Evet. Siz İsa Mesih'i kalbinize davet ettiniz değil mi bir duayla? Tabii. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Bana mesaj geldi. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Şu anda dua edeceğim sizin için. Siz de tabii bakın dua ettiğimiz zaman imanla kabul edeceğiz. Ve şu anda tabii, ben sizin için diyorum ki Yüce Rab'den istiyorum.
Bu değerli kardeşimin Rabbim üstündeki bütün bu kara bulutları kaldır diye dua ediyorum. Bütün lanetleri kaldır. Ailesinden gelen, anasından babasından gelen, akrabalarına her türlü hayatına önüne konmuş tökezleri kaldır diye dua ediyorum. Ve önüne öyle kapılar aç ki, öyle güzel esenlikli kapılar aç ki ya Rabbim, o kapılardan girsin. Ve üstündeki bütün bu böyle depresif, bütün bu bir ağırlık var. Bu ağırlığı tamamıyla iblisin verdiği bu ağırlığı kaldır. Kendine güvenmemezliği, bir tutukluk var. Ya Rabbim, o tutukluğu kırıyorum şu anda. O cinlerin verdiği tutukluğu İsa Mesih'in diri adıyla kırıyorum şu anda. Sen gerçeğin ruhusun. Kendinin değerini bilsin. Senin gözünde yüce Rabbim ne kadar değerli olduğunu bilsin. O kadar değerlisin ki değerli kardeşim. O kadar değerlisin ki. Çok teşekkür ederim. Bu değeri bilmeni istiyorum İsa Mesih'te. İnşallah. Amin. İnşallah. Amin. Hoşça kal. Rabbimize şükürler olsun. Biraz kalkayım ayağa. Çünkü son derece güç veriyor Rab. Bir yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Kutsal ruhla yaşıyorsanız güçtesiniz. Güçle yaşıyorsunuz. Şimdi devam ediyoruz. Diyorlar acaba bunlar şarap mı işte? Alaycılardan bahsettik biliyorsunuz. Petrus bunun üzerine 11'lerle birlikte öne çıkan Petrus öne çıkıyor. Yüksek sesle konuşmaya başlıyor. Yüksek sesle. Bu bizim Petrus. Bu adam balıkçı adam Petrus. Daha önce Simon diye çağırıyordu onu. Simon demek işte sürekli bir günü bir gününe uymayan demek. Biliyor musunuz? İsim, kelime manası bu. Uymuyor. Bir gün başka, bir gün başka. Bir gün yatağın ters tarafından kalkıyor, bir gün sol tarafından kalkıyor, bir gün sağ tarafından kalkıyor. Böyle. Bir günü bir güne uymayan bir adamdı. Fakat şimdi Petrus oldu. Petrus kaya demek. Kelime manası kaya. Bir günü bir gününe uymayan, yanar döner bir adamdı. Ona giderdi böyle, buna gider böyle. İsa'yı inkar etti 3 kere. Fakat kutsal ruhla dolduktan sonra kaya oldu. İşte aradaki fark bu. Kutsal ruhla dolduğun zaman kayasın. Hiçbir şey seni sarsamaz. Sarsmaya başladığı anda o içindeki kutsal ruh hemen köpürmeye başlar ve der ki ben seninleyim. Ben senin hayatında etkinliğimi göstereceğim. Hiç korkma. Hiç korkma. Korkuyla yaşanan bir hayat değil. Kutsal ruhla yaşanan bir hayat. Ve şöyle söyledi. Ey Yahudiler ve Yeruşalim'de bulunan herkes, bu durumu size açıklayayım. Sözlerime kulak verin. Şimdi siz de sözlerime kulak verin. Ayeti okurken. Bu adamlar sandığınız gibi sarhoş değiller. Saat sabahın 9'u. Bu gördüğünüz peygamber Yoel aracılığıyla önceden bildirilen olaydır. Son günlerde diyor Tanrı. İnanıyor musunuz son günlerde yaşıyoruz? Evet, ben inanıyorum. Bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Gençleriniz görümler, yaşlılarınız düşler görecek. O günler kadın erkek ayrımı yapmadan. Kullarımın üzerine ruhumu dökeceğim. Ruh dökülecek. Düden şelalesi gibi, Niagara şelalesi gibi dökülecek, ruh üzerimize dökülecek. Onlar da peygamberlik edecekler. Yukarıda gökyüzünde harikalar yaratacağım. Aşağıda yeryüzünde belirtiler, kan, ateş ve duman bulutları görülecek. Rabbim büyük ve görkemli günü gelmeden önce güneş kararacak, ay kan rengine dönüşecek. O zaman Rabbi adıyla çağıran, Rabbi İsa Mesih diye çağıran, onun adı var, İsa Mesih olarak çağıran herkes kurtulacak. Ey İsrailler, şu sözleri dinleyin. Bildiğiniz gibi Nasıralı İsa, Tanrı'nın kendisi aracılığıyla aranızda yaptığı mucizeler, harikalar ve belirtilerle kimliği kanıtlanmış bir kişidir. Bakın, kimliği kanıtlanmış bir kişidir İsa Mesih. Ve bugün diyor ki devamında Tanrı İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür.
Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Ne yapmalıyız? Belki şu bugün soruyorsunuz. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız Işık abla? Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaatler sizler, çocuklarınız, uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık 3000 kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretişine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku salmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok belirtiler ve harikalar yapılıyordu. İmanların tümü bir arada bulunuyor. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinçle, içten bir sadakatle yemek yiyor ve Tanrı'yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu. Bugün beni dinleyin. Bugün tövbe etmenizin günü. Bugün bir duayla İsa Mesih'i kalbinize çağırmanızın günü. Bugün hayatınızdan bütün lanetlerin kırılmasının günü. Bütün hastalıkların gitmesinin günü. Bugün kendinizi ne diyor? Adanmışlıkla yaşıyorlardı. Bugünden itibaren Rabbin sözünde büyüyerek, kutsal ruhla her gün, her an dolarak adanmışlık ruhuyla hizmet etmenizin günü. Sizi bugün tövbeye, sizi bugün İsa Mesih'e, sizi bugün sonsuz yaşama çağırıyorum İsa Mesih'in diri adıyla. Bir dahaki programa kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Haleluya!